Evet, merhabalar. Bugün Alien Isolation oyunundan izleyicilerin genel olarak oyun hakkında görüş elde etmeleri için, fikir elde etmeleri için 20-25 dakikalık bir oyuncu video yayınlayacağız. Oyun genel açısıyla bahsetmek gerekirse menüsü gördüğünüz gibi sade, güzel bir menüye sahip. Buradan video ayarlarına girersek bunları gösterebiliriz, video seçeneklerini. Film grain seçeneği biliyorsunuz böyle daha çok film havası katmaya yönelik. Yani özet olarak ekranda oyun oynarken karıncalanma yapan bir efekt. Ben bunu onun için yani performansı etki eden bir seçenek değil, video seçeneği değil. Onun için ben bu özelliği daha aşağı bir seviyeye çektim. Çünkü görüntünün daha net, grafiklerin daha berrak olması için film grain yoğunluğunu yaklaşık %40 civarına, %30 %40 civarına getirdim. Gördüğünüz gibi Vertical Synchronization'ımız açık, 60 FPS'de oynayacağız oyunu. Bu arada oyun sistem gereksinim açısından gayet uygun, gayet makul değerler istiyor. Bunun temel sebebi de koridor FPS'si olmasından kaynaklanıyor. Yani açık alanda geçmeyen bir oyun. Fazla aksiyon olmayan bir oyun olduğu için ne ani FPS düşüşleri yaşıyorsunuz ne de ekran kartını yoran bir oyun oynuyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şeyi ultra seviyeye getirdik. Bu arada anti-aliasing özelliğinde onu da gösterelim. Şimdi anti-aliasing özelliğinde kapatabiliyorsunuz. FXA özelliği var biliyorsunuz. Daha çok oyunlarda Crysis gibi, Assassin's Creed gibi, Tomb Raider gibi oyunlarda en çok tercih edilen anti-aliasing özelliği. Çünkü hem kenar yumuşatmada makul bir değere getiriyor hem de performansı fazla etkilemiyor. Bu oyunda 3 tane seçenek var. FXE özelliği, SMA 2X ve SMA 1X. Fakat ben SMA 1X'i 2X'i de denedim. Aralarında pek bir fark görmedim. Seçeneklerde son seçenek SMA'yı da 1X olduğu için onu seçtim. Grafik özelliklerinden bahsedeceğimiz bu kadar. Dediğimiz gibi fazla sistemi kasmayan bir oyun. Nvidia'larda GTX 760 ya da 660 seviyesindeki ekran kartlarında full ayarlarda 1080p'de gayet rahat oynanabilecek bir oyun. GPU load miktarı da yaklaşık %50'lerde 60'larda gezinen bir oyun. Çünkü zaten o aksiyon oyunu olmadığı için fazla sistemi yoran bir oyun değil açıkçası. Yani yorma açısından Outlast oyuna benzetebiliriz. Grafikler açısından da zaten pek bir almışağım olmadığından oyun açıkçası pek de zorlamıyor sistemi. Evet, oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Kullandığımız sistem bu arada i7-3770 3.9 GB işlemci. G1 G1 Sniper Emus serisi GB ekran kart, anakart ve 8 GB DDR3 RAM kullanıyoruz. Ekran kartı da belirttiğimiz gibi GTX 780 Ti ekran kartını kullanıyoruz. Evet, kaldığımız yer bizim arkadaşlarımızdan biri, iki tane şu an zaten bu kolonun içinde iki tane arkadaşımız var. Bir tanesi yaralandı ve onun için tıbbi malzeme arıyoruz. Ve bu doktorun yanına geldik. Bu arada collectible'ları da toplayalım gördüğümüz kadarıyla. Bu doktorun yanına geldik ve bu doktordan tıbbi malzeme istedik fakat o da bize olmadığını söyledi. Gidip başka bir mekanda, işte burada Morley'nin ofisinde arayacağız. Morley'nin ofisini bulacağız şimdi. Oyun açıkçası hep bu grafik renginde, hep bu grafik tabanında, renk tabanında devam etmekte. Açık işte koyu renkler ve oyunun atmosferi gereği karanlık bir ortamda geçiyor. Grafikler gördüğünüz gibi doku kaplamaları o kadar ahım şahım bir kaplamaya sahip değil. Işıklandırma standart artık. Evet, güzel ama artık her oyunda bu ışıklandırma ve gölgelendirme mevcut.
Şimdi Molly'nin ofisini bulalım. Evet, doktorla konuşmuştuk. Tıbbi malzemeleri oradan bulabileceğimizi söyledi. Gidiyoruz. Evet, geçmişiz ofisin yerini. Burasıymış. Burası değil mi? Ha, buralarda bir yer diyor. Ha, Ekrostur dedi. Ekros şurası. Evet, bu da hackleme olayı. Burada gördüğüm şeklin ilk baştaki kısmını, soldan başlayan kısmını buluyoruz ve işaretliyoruz. Sonra kalan kısmını işaretliyoruz. Bu olması lazım. Sonra da kalan kısım bu. Belli bir süre içinde bu işlemi yaparsanız kapıya giriş hakkınız oluyor odaya. Evet, burada. Galiba bilgisayar dişimiz var. Evet. Pas kodu bulduk mu? Daha bulamadık. Evet. 1702. Evet. 1702. Pes kodumuz. Morley'nin kartını bulalım. Evet, nereden bulacağız? Evet, klasik korkutma öğeleri. Abi, ne yapacağız burada ya? Kaçacağız yani ondan, öyle mi? İlk defa oyunda, yaklaşık 2 saattir oynuyoruz oyunu. İlk defa karşı karşıya geldik bu arada, Eli'nin onu da söyleyelim. Ya işte bir de oyunun böyle bir saçmalığı var. Oyunu kendiniz sevlemezseniz, Emergency yazan yerlerden. Oyun maalesef kendi autosave'i yok. Sadece bölümler arası var galiba ama o da çok uzun aralıklı. İşte böyle hamallık yapıp bir daha gidiyoruz. Da Alien çıktığı zaman nereye kaçacağız onu da tam bilemedim yani. Evet, ilk görüntü bu. İkinci görüntü bu. Üç de sensin. Açıl. Susam. Ha. Yine aynı şeyi yapacağız. Neredeydi ya? Heh. 1702. Şimdi buradan kaçacak bir yer var mı ya? Şimdi bu karşımıza çıktığı zaman şuradan koş 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 koş. Hayda, yanlış yere girdik. Ben şurada bir sevdiğim en iyisi. İnşallah arkamıza değildir seyrettiğimiz zaman.
Nereye kaçacağız ya? Of. Bağırsakları aldı. Alien canımız. Sanırsam o kapıdan çıkacağız ama sessiz ilerleyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi alien'i öldürme şansınız yok. Yani yok gibi bir şey. Devamlı kaçacaksınız. Yani oyunda aksiyon denen durum hiç yok. Saçma sapan yere geldik yine. Gir çabuk gir. Nereden çıkacağız belli değil ya. Bir şunu açalım da. Radardan bakalım. Burada çalışmıyor galiba radar. Bu tarafta. Ha, ışığı söndür. Nereden gideceğiz ya? Soldan mı gidelim? Solda kapı yok. Biz ne tarafa bakıyoruz? Ha, karşı kapıya gireceğiz. Ey ya Rabbim ya. Neredesin sen? Bakalım haritaya. Ve bu nerede ya? Alt kata mı ineceğiz? Kaçtı ya? 1702 miydi? Hayır, 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 hayır. Ay gelme ya. Sakla. Şurayı içeride göremiyoruz ya araları. Böyle saçmalık mı var? Gittim acaba. Çıkalım mı? Haritada doğru yerde miyiz? Yok, daha devam edeceğiz. Çıkıp soldan devam edeceğiz de. Lan, şu haritada radarda hiç bok gözükmüyor ya. Şimdi çıkacağım buradan önce. Okay. Git git git, git. Uzaklara git. Açın. Okey, nerede ya? Bu odada da. Abi çok yakında ya. Ben şuraya saklayayım.
Ölürsek mahvolduk ya. Ta sevdiğimiz yerden tekrar buraya geleceğiz. Oldu ya, kayboldum. Nerede bu kızım? K kartı. Şu mu? Yo, değil. Nerede ya? Oo. Beni şaşırmışız. Şunun içinde mi? Odanın arkasında daha bulamadık ya. Koskoca yerde. Ne bu şimdi? Yanıp sönüyor da. Ne yapacağız burada? Aman gelme de buraya. A26. 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 Neresi A26? Bulamadım ya ben. Yok abi, bu odada ya. Ağzına sıçayım. Hadi ya, sen de oraya mı gideceğiz şimdi? Oo. Ama bu odaya nasıl gideceğiz? Sevir'i de uzakta. Niye Sevir olayı yok ya oyunda? Saçmalığa bak. Radarımıza. Kayboldu. Galiba şuradan gideceğiz oraya. Başka gidiş yok gibi. Şu sev noktasına ulaşsaydık sağdan çıkacağız. Sağdan çıkıp sol düz sağ. Da sen neredesin şimdi? Allah'ım, yolumuzun üstünde ya.
Şu dolabın içine radarın görünmemesi nasıl bir saçmalık ya? Gitti mi? Gitmediyse artık yapacak bir şey yok yani, 2 saat tutar. Lan vallahi gitmemiş. Hay Allah'ım. Koşacağım ben ya. Koşayım mı? Nerede bu yamyam? Koşuyorum ben, hadi görüşürüz. Işığımızı açalım. Buradan çıkış yoktu zaten. Kapat. Var burada, araları göster. Sev yaptığımız yere geldik, iyi mi? Arka odadan gideceğiz ya. Yakınlarda mısın? Ha? Şunu çözelim bir, müsaade et de o zaman. 702 yazınca da oluyormuş. Önce mi? Ne yapacağım? Hayır hayır hayır, gelme gelme. Doğru yerde miyiz? Şunun içine göstermiyor ya. Dolabın içine radar çekmiyor. Niye, arkamızdaysa sıkıntı yok. Ne ki? Nerede ya? Burada bir bok yok herhalde. Şimdi ne boku yarıyor, onu anlamadım yani. Açıyormuş. Yok lan. Bunu ben açtım şimdi. Gelsin de. He.
Yok ya, burada bir şey yok. Burada tuvaletmiş, bu tuvaleti açıyor. Hey Allah'ım ya Rabbi. Neredesin? Tepede misin? Neredesin? Gidiyorum, baksana işine. Hayret bir şey. Seninle uğraşacağım. Ne be? Buraya ineceğiz herhalde. Nereden ineceğiz? Neredesin? Ne, ortalıkta yoksun. Seviyeli yok mu ya Allah aşkına? Çevrede yok. Ya bizim işimiz bu odalarda değil galiba ya. Ne dersiniz? Biz aşağı ineceğiz, o gördüğünüz mekana ineceğiz galiba. Hayda, buradan iniş de yok. Kaldık mı burada? Şimdi. Molly'nin odası hangisiydi ya? Allah kahretsin. Odasının kapısının numarasına bakmadık. İlk odaymış ya. Doktor koyulumuna dön. Dönebiliyorsan. Tekrar kilitle şurayı, kilitle kilitle. Suratı parçalanmış arkadaşım. Sana bir daha bak. Allah. Çok bas 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 bas. Şimdi gideceğimiz yönü belirleyelim. Koridordan çıkıp tekrar girdiğimiz koridora nereden gelmiştik biz ya? Buradan sağdan gidiş yok. Acaba borun içinden gitsek olur mu? Yok. Ya sev noktası yok. Ölürsek çok yazık olacak. Çıkıp düz çıkıp soldan gidelim o zaman.
nasıl kaybolmuyor ki? Daha bakalım. Karşıdan çıkış yok. Sağdan sol yapıp sağdan sonra şurada ne varmış ya? O koridordan gidip koşu buraya gideriz. Hop, hayır hayır hayır. Gitmiyor ya başımızdan. Doğru mu gidiyorum? Evet arkadaşlar, böyle salak bir oyun işte. Ta baştan başlayacağız, odayı bulacağız, bilmem ne cartçurt. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Oynamayın istemem. Yani oynamanızı tavsiye etmem yani. Ben de oynamayacağım. Son önerişim bu. Herkese iyi oyunlar, hoşçakalın.